Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar padişahın yönettiği bir ülke varmış. Ülkenin ve milletin kaderi padişahın elindeymiş. Sonra bir önder padişahlığı bitirmiş, ülkeye demokrasi gelmiş. Halk kulluktan kurtulmuş, vatandaş olmuş. Padişahın güçleri artık milletin olmuş. Millet güçlerini üç kuruma devretmiş. 1. Büyük Millet Meclisi yasama görevini almış. Halk adına yasaları çıkarmış. 2. Yürütme yani başbakanlık bu yasaların uygulanmasını sağlamış. 3. Yargı, bağımsız mahkemeler adaleti sağlamış, herkesi hukuk önünde eşit kılmış. Bir de Cumhurbaşkanı varmış. O sistemin denetçisi ve takipçisiymiş. Neredeyse 100 yıl geçmiş. Millet kendi kendini yönetmiş, ülke ilerlemiş. Sonra bir cumhurbaşkanı padişahlığı özlemiş. Başkan olmak istemiş. Yeni bir anayasa yazıla demiş. Eskiden cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorundaymış. Ama yeni anayasada bu tarafsızlık ortadan kalkmış. Başkan bir siyasi görüşün, bir partinin yani tek bir kesimin temsilcisiymiş. Hem de bu başkan meclisteki çoğunluk partisinin milletvekillerinin kim olacağına da karar verilmiş. Yani meclis milletin değil, başkanın meclisiymiş. Ayrıca yargı da başkanın kontrolüne geçmiş. Yargının en tepesindekileri de o seçer olmuş. Yargı da başkanın olmuş. Bir de bakmışlar ki onu denetleyecek, hesap soracak kimse kalmamış. Zaman tersine, ülke 100 yıl geriye gitmiş. Millet tüm gücünü kaybedip kul olmuş. Başkan da yeniden padişah olmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Başkanlık varsa hak, hukuk yokmuş, özgürlük yokmuş, refah yokmuş. Bu işin şakası dönüşü yok. Çok geç olmadan uyan Türkiye, sandıkta hayır var. Türkiye Nereden tekrar merhaba. Aykut Erdoğan'ın kendi sesiyle gerçekten beni de etkileyen bir klip. Önemli, tarihsel vurgusu var. Bugünün Türkiye'ye gelişi var. Bugünden sonra ne olacağıyla ilgili bir öngörüsü var. Her şeyden önemlisi bu yolun geri dönüşü yok. Onunla ilgili bir vurgusu var. Bu da önemli. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Bu ülkesini seven, ülkesine inanan, inancı ne olursa olsun, savunduğu ideoloji ne olursa olsun, bu ülke bölünmez, bu millet bölünmez diyen herkesin bunu dikkatle bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum. Sayın Vekilim, bu arada hocam anlattı. Dedi ki Sayın dedi, Devlet Bahçeli'nin iki önemli girişimi var. Bir dedi, koalisyonu seçime sürüklemesi, seçimde AKP'nin gelmesi ve AKP'nin gelmesinden sonraki 2001, süreç. 2002'de. Tabii 2002'de. Aslında hocam söylemedi, onu ben ekleyeyim. Bir de tabii 7 Haziran sonrası Sayın Devlet Bahçeli'nin bir tutumu var. Evet. Yani bu ülkede AKP'nin alternatif bir yapı kurulması söz konusuyken bu iş bitti. Evet, evet. Ben yokum diye daha gece seçimler açıklandıktan yarım saat sonra bir açıklaması var. Ve son hamlesi, ki bu çok önemli bir hamle. Bu ülkeyi yani bitirme, yok etme noktasına Sayın Erdoğan'ın bahsettiği gibi sürükleyebilecek bir hamle. Anayasa değişikliği ve başkanlık hamlesi var. Şimdi yani size Devlet Bahçeli ile ilgili yaptıkları ile ilgili şunu şöyle söyleyeyim, böyle söyleme hakkına sahip değilim. Siz o partinin bir milletvekiliydiniz ve emek verdiniz ama mesela Sayın Recep Tayyip Erdoğan durup dururken birdenbire aklına geldi, hatırına geldi. Alparslan Türkeş'in mezarına gitti. Arkadaşlar, o görüntüleri bir verelim. Bir anda ne oldu demeden Alparslan Türkeş'le ilgili daha önce meclis grubunda kendi partisinin toplantılarında söylediği sözleri daha soğumadan bir anda bu mezar ziyareti gündeme geldi. Bu bir siyasi hamleydi. Tabii bunu anlamak mümkün. Ancak geçmişte Sayın Erdoğan'ın söyledikleri var. MHP ile ilgili, ülkücülerle ilgili ve sizin deyiminizle bozkurtlarla ilgili. İsterseniz önce onu bir dinleyelim bu görüntülerin ardından. Arkadaşlar, o Erdoğan Eşref-i Mahlukat diye bir şeyimiz var. Onu bir getirin, sonra tekrar Sayın Vekilime döneyim ben. Şimdi duydum ki bugün bir meydan okuma yapmış. Bu meydan okumasında da diyor ki Taksim'e 10 bin genç de gelecekmişsin.
veya 5000 gençle 1000 bozkurtla Kasımpaşa'ya kadar kovalar. Allah Allah. Sayın Bahçeli, sen bozkurtlarla mı dolaşıyorsun? Bozkurtların sana hayırlı olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum. Irkçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Bu sabah yine yaptığı konuşmasına bakıyorsunuz. Bu Bahçeli'nin, aman yarabbim, baştan aşağı tamamıyla, yine ifade ediyorum şu kürsüden, ağzından salyalar akıyor. Anlamak çok zor Sayın Vekilim. Yani benim size sormak istediğim bu. Yani nasıl olur da bir ülkenin cumhurbaşkanının bir anlamda siyasetin gerektiğini hatırlayıp da bir ülkücü ya da bozkurtlar dediği o ülkücü hareketinin ne gelen isimlerini düne kadar yerden yere çalmışken bir anda hatırlar ve mezarına gider. Nasıl bunu yapar? İkincisi, Sayın Devlet Bahçeli'nin bunu destekleyen tutumları var. Nasıl bir araya geldi bu ikili? Yani siz nasıl gördünüz bu tabloyu? Neler oluyor? Yani MHP'ler üzerinde, ülkücüler üzerinde bir oyun mu oynanıyor? Ben bizim partimizin ve ülkücülerin, Türk milliyetçilerinin bu dönemde bir anahtar konumda olduklarına inanıyorum. İki yönüyle, yani bu hem referandum sonucu itibariyle hem de referandum sonrasında da bu vatanperverlerin, Türk milliyetçilerinin ve bu manada da bizim partilerimizin duruşu çok kritik bir noktada. Yani silahlı kuvvetleri dağıttınız, devletin içini boşalttınız, emniyeti dağıttınız, yargıyı dağıttınız. Siyasi organizasyon itibariyle de burada her zaman dik duruşunu gösterebilecek bir tabanı da örselemeniz, dağıtmanız ve ola ki vatan elden gidiyor duygusuyla kalkışabilecek o insanları, kalkışmaktan kastım yani vatanına sahip çıkabilecek o insanları şimdi birbirine düşürecek, örseleyecek bir projede izlemiş olduklarını ben değerlendiriyorum. Tabii Sayın Genel Başkanım, yani bu ziyaretlerin falan çok öyle aldatmaca ve kullandığı cümleler falan, yani içimiz kan alıyor bu manada. Yani Sayın bir Cumhurbaşkanı artık belli, tabii şeye gitmesi, mezarlığa gitmesi güzel bir şey. İnşallah her zaman gitseydi. Orada evi işte sarayın önünden her zaman getiriyorlar. Yani şimdiye kadar hiç uğramadı. Şimdi aklına geldi diyorsunuz. Şimdi aklına geldi. Bunlar bizi de küçülten şeyler. Yani bu kadar mı biz basit düşünüyoruz? Yani Türk milletçilerinin buna prim vermeyeceğine ben inanıyorum. Ama esas oyunun zaten Türk milletçiler bunu görüyor. Yani bugün bizim de, yani Sayın Genel Başkanımızla, parti yönetimimizle hani ayrı düşmemizin arkasında da bu var. Yoksa biz Sayın Genel Başkanımıza, parti yöneticilerimize, partimize bir şey dediğimiz yok. Tam tersine biz aslında yani şu anda tüzüğümüzün ve parti beyannamelerimizin ve parti yetkililerinin beyanlarını da aslında sürdürüyoruz. Burada şöyle bir şey ben aklıma geliyorum. Burada bu kampanya, ya ben hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Genel Başkanımızın mahkum olduğuna inanıyorum. Yani buradan aslında evet çıkarsa zarar göreceklerin başında Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. Türk milleti gelecek. Vatanımız gelecek. Hani biz diyorlar ya bu hayat mamat meselesi, vatandaşın beka Türkiye'nin beka meselesi falan diyorlar. Ben bunu tam tersine, yani ben 30 yıllık devlet birikimim var, tam tersinde görüyorum. Yani evet çıkarsa artık çok sürüklendik biz, çok ittifak kaybettik, toparlanması güç bir noktaya geldik. Ama biz bunu toparlayabiliriz hayır çıkarsa. Yalnız evet çıkarsa ümitler iyice kayboluyor. Bu bakımdan bu evetten Sayın Cumhurbaşkanımızın da zarar göreceğini, hatta AK Parti'nin de zarar göreceğine inanıyorum. Yani siyasi manada düşünseniz ve Sayın Genel Başkanımızdan zarar göreceğini düşünüyorum. Ama niye böyle yapıyorlar?
Ben iyimser düşünerek böyle yapmak zorunda olduklarını değerlendiriyorum. Neden siyaset zorunlu? Yani zordur siyaset zorunlu. İyiye yoralım. Bir referandum süreci yapabilirsiniz. Biz bir kongre süreci yaşadık. Bir bunun etkisi olabilir. İki, belki daha kötü bir tablo görüyorlar. Bizim görmediğimiz bir tablo görüyorlar. Bu tablonun da aslında hani bir tür, o biraz önce hocamla da bahsettik, gizli hayırcılar olduğuna ben inanıyorum. Mesela bizim genel başkanımızın, yani ve partimizin önemli bir miktarı da bu manada zaten hayır verecek. Yani? Yani bir tür 1 Mart tezkeresi vardı ya, 1 Mart tezkeresi işte, bakın yani bunu bildiğim bir şey yok. Bu hislerim bu yönde. Çok iyi niyetli değil misiniz? Yani, iyi niyetli de değerlendirebilirsiniz. Olsa olsa başka ne olabilir? Yani bizim de paylaşılan bir şey yok. Evet. Yani benim pozisyonumda siz olsanız ne dersiniz? Yani evet. Şey mi oldu? Yani 180 derece zıt bir evet. gelişme. Nasıl doğru. ben açıklayabilirim bunu? O bakımdan olsa olsa böyle olabilir. Sayın Vekilim bir şey soracaktı. Ya şöyle bir şey biz duyduk. Yani bir senaryo olarak söylendi bize. İşte eğer MHP bu şeye girmeseymiş Tayyip Bey federatif yapı üzerinden anlaşarak Kürtlerle başkanlığı getirecekmiş ve Devlet Bey bu yüzden getirdi diye de bir şeyler söyleniyor. Siz bu konuda hiçbir şey duyuyor musunuz? Hayır, işte sorun da tam bu. Yani biz bu konuda Sayın Genel Başkanımız ve parti yetkililerimizin gerek birbiriyle gerekse bizimle bir şey paylaşılmadı. Ama ben bunu iyi kötü Sayın Genel Başkanımızla bu hızları da rapor hazırlamış birisiyim. Bu tür şeyler olabilir. Buna da yoruyorum ve bu manada da gizli evetçi hava dersiniz. Gizli hayırcı olduğuna buradan yoruyorum. Yani böyle bir iddia. Burada şöyle bir sıkıntı yok mu? Yani bu doğru olmayabilir. Bakın hani yanlış anlaşılmasın. Duyduğum bir şeyi söylüyorum. Ben bir de böyle politik bir şey için bir şey saklayacak biri değilim. Ne biliyorsam halk da bilmeli. Ama böyle bir şey varsa, böylesine dengesiz pazarlıklar yapan bir siyasi yönetimle, bir liderle böyle bir pazarlık yapılabilir mi ya? Yani bu milletin bekası böyle bir şeye bırakılabilir mi? Yani Tayyip Bey düşünün, eğer MHP'liler gelirse biz Türk-İslam sentezinden gideceğiz. Şeyler, Kürtler gelirse Ümmet şeyinden gideceğiz ve benim istediğim olacak. Yani bu kadar büyük bir dengesizlik asıl beka problemi değil mi? Çok büyük, siz devam edin, sadece şunu söyleyeceğim. Mecliste siz de biliyorsunuz yan yana oturuyoruz. Ben MHP milletvekilleri, benim çok da abilerim de var, arkadaşlarım da var, HDP'de de var. Ben sordum, dedim ki ya abi dedim, Allah aşkına buna MHP nasıl evet diyor dedim. İşte BKMK dedi o abilerimiz, benden yaşça büyük olan onlar. Dedim ki size samimi bir şey söylüyorum, benim samimiyetimi bilirsiniz. Eğer bir beka problemi varsa bana söyleyin, evet demeyen namussuzdur. Bana bunu söylemedikleri gibi mecbur söyleyeceğim. Çünkü Türkiye'nin kaderi tehdit altında olduğu için, yoksa özel bir görüşmeyi aktarma anlamında söylemiyorum. Ya yenemiyoruz, ne yapalım, görüyorsun kaç seçim geçti dediler bana. Ben de şunu söyledim. Yazık değil mi bu mücadelenize? Milliyetçi Hareket Partisi bu partinin bıraktığı enkazı temizleyecek partilerden, bu sorumlulukla bir parti, sizden öncekilerin mücadelesine yazık değil mi dedim. Bunu söyleyeyim, siz devam edin. Tabii yani işte bu anlattıklarınız çerçevesinde işin doğrusu biz hem yani tabanımızla bir araya geldiğimizde bütün konuştuklarımız aşağı yukarı böyle. Çok yani şimdi de görüyorsunuz, anlatması çok zor bir şey. İçinde bulunduğumuz pozisyon çok zor. Yani yönetimimiz başka bir yönde karar almış. Biz başka bir yerdeyiz. Bizim yönetimde alsaydı aynı tepkiyi bizim bütün milletvekilleri gösterirdi. Evet. Şöyle bir şey de var. Yani benim bir nihayetinde bir kaymakamlık yaptım, valilik yaptım falan, bir yönetimle ilgili de bir nihayetinde tecrübemiz var. Bu tecrübeye baktığımızda da işten çıkılmaz bir hale geliyoruz. Açıklamakta zorlanıyoruz. Sanki yani bir konuşamadık. Mesela en çok içimde bu var. Konuşamadık. Konuşmayınca beka sorunuysa hepimiz bedenimizi ortaya koyarız, canımızı ortaya koyarız. Gayet tabii böyle bir şey. Biz de tam tersine Türkiye'nin şu anda sıkıntıları var. Bu konu işte BOP sürecinin bir devamıdır. Gelin memleketin sorunlarıyla uğraşalım, devleti ayağa kaldıralım, milleti ayağa kaldıralım, ihate edelim diye düşünüyoruz.
Öyleyse bizimle konuşulabilirdi. Bizimle konuşulduğunda da bilmediğimiz bir şey varsa bu konuda biz de hem aydınlanmış ve gereğini yapmış olurduk. Ama benim orada esas zorlandığımız sanki bir tarikat şeyi gibi. Yani bu sadece bizim partide falan söylemiyorum. Yani liderler gerek işte ben bir şey dedim ama ne dedim bilmiyoruz. Yani teslim olacağız, düşünmeyeceğiz. O birikimleri bir tarafa atacağız. Ve herhalde iyi bir şey vardır yani böyle bir şey değil yönetim tarzı yani burada artık yani o şeyhe bağlanır gibi bir bütün şey. Yönüyle bağlanmak bir benim zihniyetimde de yani birikimleriyle de tecrübelerimle de doğru olmadığına inanıyorum. Olsa olsa böyle yorumluyorum yani siz benim yerimde olsanız nasıl yorumlarsınız yani. Peki hocamın bir yorumu var. Ona katıldınız mı? Amerika'nın yani bölgedeki istek ve eylemlerine destek veren bir pozisyonla görev alması şeklinde bir hocam. Yani ben katılmıyorum ona ama şöyle bir şey bu yönüyle belki doğrudur. Amerika ya da işte bu işte 15 Temmuz günler yaptırmışlar çözüm sürecini bu memleketi bu kadar efendim uçuruma kimler sürükletmişse o merkezlerin bir tehdit karşısında kalmış olabilir. Sayın Genel Başkan evet. Bunu hissetmiş olabilir. Evet. Bunu da bu tehdit karşısında işte belki zamana kazanmaya yönelik vesaireden aslında gizli hayırcı olarak böyle bir metodu çok uygulamış olabilir. Çok cansızlık yani, romanlarına da yani. Ama ne diyeyim, nasıl söylediği sözler çok ağır, çok sert. Evet, bu olay da öyle değil mi? Yani, tarihsel çizgilerin kırıldığı. Evet. 100 yıllık devletin bekasının tehdit edildiği bir yerde rasyonel açıklamalar bulamıyoruz. Bakın tabii. Nuri Bey kaymakamlık valilik yapmış. Bir millet seven bir adam. Nuri Bey düşünüyor anlamıyor. Ben düşünüyorum işin içinden çıkamıyor ve biz şöyle samimi adamlarız. Çok güzel bir şey. Evet. Biz bireyiz. Biz milletin vekiliyiz. Tamam parti disiplinimiz var ama ya yemin ediyorum bugün bizim partimiz bunu bizim önümüze koysa koymaz da. Bütün milletvekilleri karşısına geçeriz. Bu yüzden Gazi Meclis önemli. Bakın bir lider hata yapabiliyor, milletvekili gerektiğinde karşısına geçiyor. İşte bundan vazgeçiyoruz. Bu Gazi Meclis'in özelliği bu. Bu yüzden birçok şeyi kabul ettiremiyorlar. Bor madenleri özelleştirilemiyor. BOP sürecini dayatamıyorlar. Bir sürü çıkacak yasayı bekletiyorlar. Ne bileyim varlık fonundaki şeylere direnebiliyoruz. Evet. Gazi Meclis'in önemi bu. Gazi Meclis'in beli kırılıyor. Tabii. Şimdi orada 2006'da Siyah'ın bölge sorumlusunun Türkiye'de görev yapmış birisinin raporu var. Yani bu kamuoyuna da yansıdı. Orada işte silahlı kuvvetleri meclisi geçiyoruz. Silahlı kuvvetler karşımıza çıkıyor. Silahlı kuvvetleri karşımıza geçiyoruz. Yargısı karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bütün bunları bir tek adamda toplanması gerekirdir diye bir rapor var. Şu andaki yaşadıklarımız aslında. O zaman Siyah'ın raporunun paralelinde hareket etmiş oluyor Bahçeli. Evet. Yani bu soru çıkıyor anladım. Ama çok yok. Çok önemli bir şey Nuri Bey. Siz devam edin ama o kadar önemli bir şey söylüyor ki. Şimdi karşıdaki emperyal güç pazarlık edip uygulatacağı bir tek adam arıyor. Diyor ki kardeşim ya Türk Silahlı Kuvvetlerin çıkıyor ya meclisin çıkıyor ya gösteriler oluyor. Ya yargın çıkıyor işte vesayet dedikleri bu bakın. Mesela getiriyor bürokratın önüne. Açık yayla yapılacak diyor ki pazarlık usulü yap. Efendim olmaz bu hukuka aykırı dediğin zaman bürokratik vesayet. Ya ben senin hırsızlığın alet olmak zorunda mıyım? Tabii. İşte bürokrat, yargı engel oldu vesayet. Hukuk uygun iş yap. İşte Cumhuriyet'in kurucuları, sayın vekilim, Cumhuriyet'in kurucuları da bütün bu, bilhassa bu yani Osmanlı'nın parçalanışında gördükleri için birinci yere memleketin birliği, bütünlüğü ve bölünmez bütünlüğünü esas almışlar. Ve yani bir 15 yaşındaki çocuk da gelse ya da aklı çok böyle iyi olmasına, tecrübesi olmasına falan gerek yok. Sisteme müdahale etmese sizin önünüze bu tür olumsuz bölünmeye, parçalanmaya, devlet aleyhine, millet aleyhine bir davranış sergilemeye imkan vermez. Yani o kadar tedbirler alınmış ki bunun için de parlamenter sistemi de evet. Devam etmek zorundayız. Evet. Ortak akla evet. Devam etmek zorundayız. Vallahi öyle güzel bir şey söylüyorsunuz ki yani devam edin diye söylüyorum.
bu devleti kuranların çektiği acıları bilmezseniz, evet, bu devletin reflekslerini çok aşırı şeylerde yapıldı ama bu devlet sürekli birlikte kalmak, sürekli dış müdahaleden korunmak, cumhuriyetini korumak, bunun üzerine bir takım, ha burada çok abartılı şeyler olduğu ayrı mesele. Ama reflekslerimiz bunu yüzdene diyor ki parlamenter sistem olsun, millet devleti yönetsin diyor. Şu an milletin devleti, millet devleti yönetecek, tek adam yönetecek. Tabii. Çünkü millet meclistedir. Ben onun vekiliyim. Tabii. Kötü bir şey yaparsam bir daha beni seçmez. Böyle bir mekanizma var. Benim yaptığım denetlesin diye de yargı var. O yargı da bizimle alakalı olmasın diye ayırmış onu. Diyor ki bak, milletin meclisinde hata olursa yürütme orada. O bir hata yaparsa yargı orada. Birbirinden ayrı olsunlar. Bir hata olursa dengelensin. Şimdi bütün bu mekanizmayı yıkıyorlar ya. Bütün bu mekanizma yıkıldığında da yıkanın da başına yıkılır. Onun için yıktırmayacağız. Evet. Sizin sorunuzla ilgili ısrarla soruyorsunuz ama ben konduramıyorum Sayın Genel Başkan'a. Yani dolayısıyla bir gizli hayırcı diye onun için söylüyorum. Hala bir saygı ve umut var sizde. Takdir ediyoruz. Ya, konduramıyorum. Yani o bakımdan olmayacağı göstermek istediğini düşünüyorum. Yani bakın tersinden giderek olmayacağını gösterdiğini düşünüyorum. Peki sizi niye ihraç etti? Desteğiniz de yok. Yani sizi ihraç etmesini... İşte böyle bir tehdit karşısındaysa bu tehdidi ihraçlarla, arkadaşlarına da kıyarak vesaire falan devam etmesi lazım. Benim bu manada biz partimizin gönüllü olarak şeyiz, ne diyelim, yani ben zaten itiraz falan edeceğim şimdi. Tabii. Belki yeni dönemde yeni gelişmeler de gerçekleştirebilir. İnşallah. Dolayısıyla bunu bu anada konduramıyorum. Böyle bir gizli hayırcı olduğunu düşünüyorum ben Sayın Genel Başkanım. Hatta ben Sayın Erdoğan'ın da belki bir tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam, evet, tablo ortada. Bir yandan Suriye'deki kimyasal saldırı, bir yandan Hollanda, evet, Almanya'daki olaylar, evet, bir yandan Amerika'nın, Trump'ın Orta Doğu ile ilgili bunları çok güzel özetlediniz, anlattınız. Peki bu çerçeve içinde bu referandum, anayasa değişikliği ve Türkiye'nin başına geçirilmek istenen çuval, evet, var bir başkanlık adı altında. Bu geçirilirse ne olur? Türkiye nereye gider? Neler yaşayabiliriz bu, evet, 16 Nisan sonrası? Senaryo yani ondan, evet, sonrası için. Öngörüleriz. Evet, evet. Şimdi isterseniz daha kolay olacağı için tarihte tekerrür etmiş iki örneğe bakarsak onu anlayacağız. Bir tanesi 1 Mart tezkeresi, çok 2003. Çok yakın olduğu için hepimizin bildiği, hatırladığı bir hadise. Onun için onun üzerine durmamız lazım. 1 Mart tezkeresinin geçmesini Amerika Birleşik Devletleri niçin istedi? Çünkü Türkiye üzerinden o silahlı kuvvetlerini geçirecekti. Bir kısmı da burada kalacaktı. O bölge bir noktada işgal altında da uğramış olacaktı. Belki bugün konuştuğumuz şeylerin hiçbirini artık konuşuyor olmayacaktık. Dolayısıyla yapılan o erken seçim öngörüldüğü üzere MHP'nin ve DSP'nin silinmesiyle ortaya çıkan, Sayın Bahçeli'nin erken seçimde fayda vardır demesi, arkasından da AKP'nin ilgili üst yönetiminin gidip Amerika'ya seçilmeden önce biz oradan geçireceğiz, merak etmeyin siz. Yine buna içine Sayın Abdullah Gül de, Sayın Tayyip Erdoğan da ve diğerleri dahil. Değil mi? Böyle oldu bu iş. Ama hiç umulmayan bir şey oldu. Parlamenter rejimin enteresan bir özelliği ortaya çıktı. Kimsenin hesap edemediği bir özellik. Bu özelliğin sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri artı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o tarihte 90 ile 100 milletvekili hayır diyerek bu işi mümkün kılmadılar. Olmayınca Amerika'da ilgili çevreler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wolfowitz dahil, küplere bindiler. Muazzam sinirlendiler. Tabii. Çünkü büyük harcama yaptılar. Bütün orada arazileri kiraladılar, bir sürü şeyler yaptılar. Askerleri hatta sahaya çıkarmak için gemileri getirdiler. Her şeyi beklerken bir anda bir şok verici bir durum ortaya çıktı. Onun üzerine dediler ki biz bu Türklerden bir kere bu yaptıkları işin hesabını soracağız. Onun için çuval geçirdiler bizim askerlerin başına Irak'ta. Ondan sonra ikincisi, bir daha böyle bir durum ki biz burada kalmak zorundayız, biraz önce söyledim, 50 sene kalacağız. O halde öyle bir şey yapalım ki bir daha böyle bir şey tekerrür etmesin. O da sizin söylediğiniz şey. Yani o CIA mensubu sorumlunun başkana verdiği rapor. Yani parlamenter sistemi ortadan kaldıralım, yargıyı, parlamenter sistemi ve icrayı bir şekilde tek bir kişinin kontrolüne verirsek bu tehlikelerden kurtulmuş oluruz. Bu kadar basit.
Şimdi ben o zaman şunu soruyorum. Referandum boyunca belki çok anlatmamız gereken bir şey ihmal ettik. Evet. Olayın bu yönüydü. Bu çok önemli bir şey. Bu esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi için istemediği bir şey. Kendisi için böyle bir şeyi kabul etmiyor. Değil mi? Orada senato ağırlıklı olarak var. Bir kişiyi tayin ederken de senatodan onay alamazsanız yapamıyorsunuz. Ne oldu? Mesela o Beyaz Saray danışmanı bir anda ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü senato ona hayır dedi. Kendi partisi dahil. Çünkü senatörler bağımsız seçilerek geliyorlar. Temsilciler meclisi de öyle seçiyor. Amerika'nın kendi has bir sistemi bu. Dolayısıyla bu Latin Amerika'da görünen veya Asya'nın belli ülkelerinde görünen ben yaptım oldu zihniyeti değil. Amerika'da bu örnek veriliyor ama Amerika'nın bu örneğini biz gerçekleştirmiş değiliz. Yani bizim anayasa taslağımızdaki olan şey bu değil. Türkiye'nin tarih tecrübesi de bu değil. Birincisi bu. İkinci örneği vereyim. Bunu hatırladığımız zaman da mesele ortaya çıkmış oluyor. İkinci örnek milli mücadele esnasında ortaya çıkan durumdur. Padişahın İngiliz komutanlarına ve oraya teslim olmak zorunda kalması pozisyonunu koruyabilmek için. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaptığı kongreler sonucunda meclisi Ankara'da toplaması ve Büyük Millet Meclisi olarak toplaması, ondan sonra da Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetkilerle halkın seferber olması ve bu savaşın kazanılması. Yani halka dayanan bir sistem ancak başarılı olabilir. Bu Türkiye içinde böyle, başka yerler içinde böyle. Atatürk bunu çok güzel bir örneğini verdi ve emperyalistleri de korkuttu. Çok fena korkuttu. Şimdi işte bunun dayanağı olan hususu ortadan kaldırırsanız, biraz önce 2003'te de tekrar etmiş olan olayı önlemiş olursunuz. Tarihi tecrübe demek ki kaç sene sonra tekrar etti. Öyle bakacak olursanız. Demek ki bu tehditten kurtulun. O halde Amerikalıların ve diğer emperyal güçlerin bu bölgeyle ilgili bu şekilde planları mevcut. Bu planları gerçekleştirmek onlar açısından bu anlaşılabilir. Ancak bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey kesinlikle değil. Bunu söyleyebilirim. Bunu yaparken de içeride çeşitli güçleri ayaklandırdılar. Ne yaptılar? İşte çeşitli ayaklanmalar çıktı. Din elden gidiyor şeklinde. Bölgesel etnik ayaklanmalar değil mi? Evet. Oldu. Şey sahip ayaklanması. Evet. Evet. Ve hatta güney sınırımızın çizilmesi Lozan'da olmadı. O Şeyh Said ayaklanmaları ve Irak'ın kuzeyindeki olan ayaklanmalarla biz zor durumda bırakılarak Kerkük petrollerine el koyabilmek için sınırı dağların tepesinden geçirdiler. Dağların tepesinden geçen Irak sınırı da bütün ondan sonraki gelecek PKK hareketlerinin de temeli olmuştur. Ve İngilizler, Amerikalılar danışmanlığını yaptılar bu konuda. Onu söyleyebilirim. Çünkü İngilizlerin söylediği şey şuydu. Biz zinhar Türklere şayet dağları arkasına alacak şekilde bu sınırı çizersek kızdıkları anda soluğu Bağdat'ta alırlar diye düşünüyorlardı. Çok açık söylediler bunu. Bir parantez açayım. Orası da çok önemli. Siz devam edin. Sınırların çizilmesinde en büyük güç Standard Oil'dedir. Doğru. Sykes-Picot anlaşması. Standard Oil kimdir? Rockefeller'ın petrol şirketinin Irak bölge müdürü çizmiştir. Doğru. Doğru. Ancak şunu söylüyorum. Bugün içinde bu hala geçerlidir. Şu sebepten geçerlidir. Önümüzdeki 50 sene içerisinde bu petrol ve gazın önemi hala devam edecek. Buna ihtiyacı olan ülke kim? Çin. Başka? Japonya. Pasifik, Güney Kore ve Avrupa. Şu halde ben burayı kontrol edersem Amerika olarak ne yaparım? Boğazından yakalamış olurum adamları. 50 sene kontrol ederim. Birinci güç olarak devam ederim. Budur arkasında yatan mantık. Bunun ne Obama'yla ne Trump'la alakası yok. Bu Amerikan derin devletinin politikasıdır. Çok açık söylüyorum. Amerika'nın birinci güç kalabilme arzusunun efendim, devamıdır. Amerikan derin devleti önemli miktarda küresel şirketlerden tabii olmuş. Tabii tabii. Onların da çıkarları var. Şimdi İsrail'in güvenlik gerekçeleri de buna eklendiği zaman olay ortaya çıkıyor. Şu halde Suriye'deki bu iç savaş hiç durmadan devam edecek. Kan gölüne dönecek. Mümkünse İran'a hedefe koyarak, hatta nasıl Saddam'la İran'ı kapıştırdılar. Saddam'ı desteklediler, silah verdiler, her şeyi yaptılar. İran'ı mahvettiler. Ondan sonra Saddam'ı da ne yaptılar? Öldürdüler, attılar. Bitti. Yani şimdi Irak'ı da böyle parçalamaya devam ediyorlar. Şu halde şimdi buradan sonuçlara varabiliriz. Acaba buradan evet çıkarsa ne olur? Bir kere Türkiye, benim kanaatimce ben de sizinle aynı görüşteyim. Burada Türkiye Devleti'ni yönetenler ve sorumlu durumda olanlar bir şantajla karşı karşıya kaldılar. Bu şantaj şuydu. Bunu yapmak istiyorlar ya, böyle bir anayasa olmasını da arzu ediyorlar ya, bunu önce 15 Temmuz'da yapmaya çalıştılar, olmadı. Hatta o bir slogan. Bir Mart tezkeresi 2003'te reddedildi. Orada öncülük eden Halk Partisi'nin başındaki Deniz Baykal'ın başına neler geldi biliyorsunuz.
Durdu durdu bir anda piyasaya bir şey sürüverdiler, olayı bitirdiler. Deniz Baykal'ın siyasi ve hayatına son vermek istediler. Genelkurmay içerisinde destek veren komutanların tamamı Ergenekon'a balyoz içeri gittiler. Yani şimdi Avrasyacı komutanlar. Demek ki şimdi ne oldu? Ondan sonraki olan olaylar onun devamı zaten. Oraya girmiyorum. Ancak şimdi o zaman böyle bir durum olduğu takdirde biz bu kan gölüne dönme olayı devam edecek demektir. Türkiye ile İran'ın bir şekilde kapıştırılması planlanmıştır. Heh. Bu arada Zarrab meselesi, belki bundan sonra gelecek yeni bir takım tehditler. Hani nasıl Sudan'ın devlet başkanı hiçbir yere çıkamıyor, çıktığı zaman hemen tutuklanıyor veya ilgilileri. Benzeri bir şeyi Türkiye içinde planlamış olabilirler ve bunu yalnız Avrupa'da değil Amerika'da başka yerde de yapabilirler. Siz istediğiniz kadar protesto edin, bunu yaparlar. Bu Türkiye'nin ne hale getirilmek istendiğini gösteriyor. Yani şu Tomahawk füzelerinin oraya yığılması da Amerika'nın bir güç gösterisiydi. Ben gücümü kaybetmedim. Rusya'da olsa bak yaparım. Rusya da öbür taraftan durumunu düzeltti. Çünkü Trump'la Amerika ile Rusya'nın yakınlaşması Putin'in çok arzu ettiği bir şey şu anda. Çünkü düşük petrol fiyatları, gelirlerin azalması. Bu yüzden Rusya'da bir takım huzursuzlukların artması, bir sürü protestolar vesaireler oluyor. Şu halde yapılması gereken Rex Tillerson'ın yani yeni Dışişleri Bakanı'nın eski petrol şirketinin genel müdürünü yapmak istediği şey petrol fiyatlarını tekrar yukarı doğru çünkü petrol çıkarmak. Fiyatları düşük kaldığı sürece Çin'in ekonomik büyümesi çok onu da kıracağız bu şekilde. Çünkü dolayısıyla bizim büyümemiz o zaman %4'lere çıkacak imalat sanayini artırarak. Çin'i de aşağı çekeceğiz. Bu arada Kuzey Kore meselesi var. Kuzey Kore meselesi de çok önemli. Çünkü Kuzey Kore yaramaz çocuk gibi çıkıyor ama İran'la Kuzey Kore aynı kategoriye sokuluyor. Terörist devlet sınıfında. Kuzey Kore'nin füzeleri, atom bombası yapması vesaire vesaire şu anda Çin'i suçluyor Amerika. Ve dikkat edin buradaki bombalama hadisesi olduğu esnada Çin devlet başkanıyla Trump Florida'da onun çiftliğinde beraberdiler. Yani şu mesaj verildi Rusya'ya da aynı zamanda. Bak biz bununla da anlaştık. Onların da bundan haberi var. Çin'in de haberi olduğuna eminim. Adım gibi eminim. Münasebetlerimizi şu anda iyileştiriyoruz. Evet. Kuzey Kore kendi kendine hiçbir şey yapamaz. Arkasında Çin ve Rusya olmazsa. Bu kadar söyleyeyim. Dolayısıyla burada birkaç kişiye yani burada bir orada. Şu anda bir aranjman var fakat bu tırmanıyor. Şimdi Amerika şu anda bir 3. Dünya Savaşı'na girmek istemez. Fakat ne zaman girer size söyleyeyim. 8 yıl içerisinde olabilir bu. Çünkü bu zaman zarfında Amerika şu anda denizlere mutlak hakim. Yani o uçak gemileriyle Çin'in falan böyle bir durumu yok. Ondan o hale gelmeden darbeyi vurmak lazım. Ve bu darbenin vurulacağı yer bizim bölgede zaten Suriye, onun için burası kaynamaya devam edecektir. İran bu işin içine dahil edecektir. Kuzey Kore ve o tarafa da kaydırılabilir olaylar. Avrupa bunun dışında kalmak istiyor. Almanya onun için Rusya ile iyi bir ilişki içerisinde. İngiltere'yi hemen terk etti. Avrupa Birliği sebep budur. İngiltere ile Amerika bir bütünlük teşkil ediyorlar şimdi. Yani dünyada güçler şu anda formasyona girmiş vaziyette. Silah şirketleri vesaire de burada ürettikleri şeyleri satmak zorundalar. Çünkü orada atılan 59 Tomahawk belli bir süre sonra atılmazsa ömrünü kaybeder. O halde onların da kullanılması gerekiyordu. Onu da söyleyeyim. Her biri çünkü belli bir değer taşıyor. Evet. Bu dünyaya da şey yapıyor. Şimdi o zaman böyle bir durumda evet çıkarsa ne olur? Evet, ben son nokta. Ha ben bu durum karşısında Türkiye'ye tehdidin şantaj şeklinde yapıldığını düşünüyorum. Çeşitli ihtimaller olabilir. Birisi Sayın Milletvekilimiz Aykut Bey'in söylediği gibi olabilir ama benim düşündüğüm daha başka bir tehdit. Mesela şöyle bir senaryo. Dolar şu anda kaç? 3.70. Yarın 8 lira yapıyoruz. Yapabilirler mi? Yapabilirler. Ne olur o zaman? Türkiye'nin ekonomisi ne olur? Siz sorumlu mevkidesiniz. Ben size diyorum ki güzel kardeşim bunu böyle lütfen geçiriver. Geçirmiyorsan vallahi yarın 8 lira yaparız. Şimdi siz bunu yapmak zorunda kalırsınız. Kimseye de bunu söyleyemezsiniz. Bu bir. İkincisi şu anda Rus uçakları nükleer silahlarla dünyanın tepesinde dolaşıyorlar. Atom bombasıyla. Yüksek irtifada. Şimdi Amerikalılar da yapıyor aynısını. Tabii güzel kardeşim benim o uçağım yanlışlıkla tabii 15 Temmuz'da ne yaptılar? Bizim Ankara Emniyeti'ni havaya uçurdular, meclisimizi bombaladılar. Kendi hava kuvvetlerimizle yaptılar bunu. Peki benim uçak yanlışlıkla tabii istirek olmaz canım yani. Buranın tepesine düşüverse. Nereye? Senaryo Ankara'nın tepesine düşse ne olur? Şimdi bunu düşündüğünüz zaman siz sorumlu mevkidesiniz ve ben size böyle bir şey diyorum. Ne olur? Siz burada ne yaparsınız? Böyle bir tasarıyı geçirmek için uğraşır mısınız? Beka meselesi anlaşıldı mı şimdi? Dolayısıyla bunu halkınıza da anlatamazsınız. Olay budur. Ama burada bakın. Ama meclis. İçinizden hayır çıkmasın. Ha, bakın meclis son eğer. Son sözünüzü alayım hocam. Meclis eğer burada bütünlük içinde olabilse, her şey açıkça mecliste konuşulabilseydi uzun zamandan beri.
partilerin lider hakimiyeti yerine gerçekten meclis olabilseydi bu böyle olmayacaktı. Şu halde evet çıkarsa ne olur söyleyeyim size. Onun için bundan sıyırmak için 2019'da devreye girmesi planlandığını ben düşünüyorum. Belki o zamana kadar sıyırırız. Amerika'nın içindeki güçlerin kavgasından faydalanırız. Düşünce evet. olabilir. Şimdi esas evet çıktı mı ne olur? Bu bölge kan gölüne dönecektir. Suriye bölgesi. Türkiye üzerinden bir takım silahlı kuvvetler, bu İslam ordusu olabilir, paralı askerler olabilir, bilmem ne olabilir. Barzani devleti kurulmaya çalışılacaktır. İran bu işin içine sokulmaya çalışılacaktır. Türkiye'nin de bir parçası buna dahil edilecektir. Bir güney bölgemiz, iki Doğu Anadolu bölgemiz, Fırat ve Dicle havzaları yani su havzaları bu işine girecektir. Türkiye ekonomisi de muazzam bir darbe alacaktır. Hayır çıkarsa ne olur? Hayır çıkarsa bu söylediklerini bu kadar kolay yapamayacaklar. Yine yapmaya çalışacaklar. Ancak Türkiye burada bütünleşmiş olarak bunun karşısında duracaktır. Belki Suriye'de bunun düzene sokulması belli ölçüde sağlanabilir görüşmelerle. Tıpkı Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmaktan kurtulduğu gibi. Ben aynı duruma benzetiyorum. Hiç farkı yok. 2003'teki olaydan daha şiddetli bir durumla karşı karşıyayız. İkide bir beka sorunu, beka sorunu demelerinin arkasında da bunun yattığını düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Sayın Tayyip Erdoğan'ın da, sorumluların da ve Sayın Bahçeli'nin de gerçekte gizli hayacılar olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü o pozisyonda olan insanların bu duruma düşmüş olması acı bir durumdur. Kendileri de biliyorlar ki böyle bir şey olduğunda onların da orada kalmaları hiçbir zaman garanti altında değildir. Her şeyi yapabilirler. Peki, hayır çıkması bize şu avantajı sağlar. En azından bu tehditleri durdururuz. Ekonomik olarak sıkıntıya gireceğiz. Her halükarda gireceğiz. Onu aşmak için yeni bir strateji izlemek mecburiyetindeyiz. Bunu söyleyeyim. Civarımızdaki ülkelerde derin bir nefes alacaktır. Nasıl 1 Mart tezkeresi çıktığında Türkiye'nin itibarı bölgede ve dünyada yükselmişse, Arap dünyası dahil buna, şimdi de aynısı olacaktır. Yani o zaman parlamentonun yaptığını şimdi Türk milleti bu referandumda yapacaktır. Değişen bir şey yoktur. Peki çok teşekkür ederim. Hayır çıkarak kendilerinin diyemediklerini hak edildi. Evet, aynen öyle olacak. Aynen öyle olacak. Sayın Erdoğdu çok az bir zamanımız var. Bu yani çok az değil ama bir şey var burada. Önemli bir sözüydü. Bunun üzerinden gidersek siz demin bahsettiniz. Yargı ayrılacak, yürütme, hepsi tek başkanlığın kisvesi altında birleşecek. Ya başkan yanılırsa? Şimdi sorumuz burada. Tam. Bununla ilgili bir görüntümüz var. Önce onu bir izleyelim. Bu Tayyip aldatıldık diye bir şey var arkadaşlar. Onu bir gündeme getirelim. Onu bir dinleyelim. Sonra Sayın Erdoğdu'ya söz vereyim ve devam edelim. Siyasi hayatımda ne aldanan olduğum ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Tüm ülke yanlış yönlendirildi. Aldatıldı. Bu kadar büyük bir ihanetin içinde olmamışlardı. Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Yahu söyledin işte kayıtlarda. Artık dünya öyle bir dünya ki ağzından çıkan bir lafın esiri olursun. Artık internet denilen bir olay var. Her şey kayıtlarda. Ben hop bir döküyor ortaya. A'dan Z'ye nerede ne konuşmuş hepsi çıkıyor ortaya. Tarihine varıncaya kadar, saatine varıncaya kadar. Her şeye rağmen bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Yıllarca bunu da çok açık net ifade etmem lazım. Bizler de tabii bu anlatıma, bu propagandaya geldik. Bunu da itiraf etmem lazım. Hı hı. Ve 3-4 yıl öncesine kadar bu süreci biz hep iyi niyetle takip ettik. Ve bu iyi niyetimizin de kurbanı olduk. Bunun bedelini ödüyoruz. Yani ne söyleyeceğim bilmiyorum ama kendisi de zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Artık internet çağındayız. Bulup çıkarıp getirirler diyor. Biz de bulduk çıkardık getirdik yani. Hangi konuda 3 kez burada saydığımız aldatılma olayı ki bu 5 kez 6 keze de çıkıyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı başkan olduktan sonra aldatılırsa başımıza ne gelir Sayın Erdoğan? Şunu söyleyeyim. Ben Tayyip Erdoğan'ın hayatını okumaya çalıştım.
etrafında İstanbul'da işte Kulaksız'da, Beyoğlu'nda yakınlarıyla konuştum. Şunu anlamaya çalıştım. Bu adam kim? Nedir bu adam? Şunu yani ağır konuşmak istemem ama tablo ve şartlar ağır. İhanetin iki türlüsü olur. Bir bilinçli yapılandır. Aman tehlikesi cehaletin ihanetidir. İhanet ettiğinizin farkına varmazsınız. Çünkü ne yaptığınızı bilmezsiniz ama sonuçta geldiğiniz nokta itibariyle aldığınız kararlar ve yaptığınız işlemler ihanette sonuçlanabilir. Bunu Tayyip Bey'e hain demek için söylemiyorum. Bütün kalbi ve yüreğiyle hiç parti önyargısı da olmadan bu millet adına, bu vatan adına, kendi çocuğum ve bu insanlığın çocukları, bu milletin çocukları adına endişelenen biri olarak söylüyorum. Ve bu gece çok samimi konuşacağım. Benden sonraki genç siyasetçilere de bunu aktarsınlar. Bir, büyük devletler bazı işleri planlarlar, planlayamadığı işleri de yönetirler. Büyük devletler bizim gibi devletlerde olacak şeyleri çok önceden görürler. CIA istasyon şefinin ta Beyoğlu ilçe başkanlığı zamanında Tayyip Bey'le görüşmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı itibariyle takibi alması ve o hareketin gelişmesi için yaptıklarını bu memleketin namuslu aydınları bilir. Aydınları bilir, namusluları konuşur diyeyim. Ve bu büyük devletler diplomatik misyonları aracılığıyla liderlik potansiyeli gördüğü insanlara yaklaşırlar. Onları ölçüp biçmek isterler. Liderlik hırsı, memleket sevgisinin önüne geçenler daha bu görüşmelerde taviz vermeye başlarlar. Bizden sonraki bu milletin siyasetçileri, size bu diplomatik misyonlar gelecektir. Bu söylediğim şeylerin önemli olduğunu biliyorum. Sizinle el sıkışmak isteyeceklerdir. Birincisi, aklı başında olun. Bu görüşmeleri yapın. Ama bu görüşmeleri yaparken kendinizi ve milletinizi bağlayacak tavizler vermeyin. Bazı hasbelkader pozisyona gelmiş insanlar kendileri bu görüşmeleri aramak amacıyla kapı kapı dolaşabilirler. Bunlar bu görevlere getirildiği takdirde iyi hizmetkarlar olacaklarının mesajını verebilirler. Bunlar hainlerdir. Bu memleketin başına çok iş açmış adamlar da bu şekilde gelmiş, yetiştirilmiş, hem bürokratik hem siyasi koltuklarda tutulanlardır. Devletimiz ve milletimiz içinde var olduklarını biliyoruz. Eğer bu dört tane liderimizden, çok net ve açık söylüyorum, her kim ki bir şantaj ve tehdit altındaysa milletinin sinesine dönsün. Çünkü ancak milletleri onları koruyacaktır, milletleri affedecektir. Eğer inançları varsa bedelini de bilsinler. Hiçbir lider, hiçbir siyasetçi buna teslim olmamalıdır. Bu ister bir kaset olur, ister başka bir şey olur, ister başka tehdit olur. Toplumun önüne geçenler ölümü anlamlandıramamışsa, fani dünyayı anlamlandıramamışsa milletlerini helak ederler. Bugün geldiğimiz tabloda herkes en yakınına bile bakmalıdır. Bu bir yurtseverlik görevidir. En yakınındakine bile bakacaktır. Bakmak zorundayız. Çünkü artık hesabın kapandığı noktaya gelmek üzere olduğumuzu görüyorum. Üzüldüğüm şudur ki kendisini uhrevi hayata yönelik hazırlıklar içerisinde olduğunu anlatarak bununla toplumda yer tutmuş insanların dünyevi acılardan ve dünyevi işlerden bu kadar korkmasını anlayamıyorum. Benim bildiğimden çok daha fazla şey bilen, hükümet mührelinde olan, bakanlık plakalarıyla gezen insanlar olduğunu da farkındayım. Şunu unutmasınlar ki evet, aksak topal bir demokrasimiz oldu. Gerçekten büyük önder, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun şüheda ve gazi arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti yüceltemedik. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıramadık. Tam bağımsız Türkiye hayaline ulaşamadık. Ama iyi kötü vatanımızı birlikte tuttuk. İyi kötü milletimizi birlikte tuttuk. Besledik, bizi okuttu, büyüttü, bu aşamaya getirdi. Ve ne yazık ki Türkiye'de solun da değerleri, sağın da değerleri aşındı. Bugün bakıyorsunuz İslam'ın içinin nasıl boşaltıldığını, İslam'ın içinden ahlakın nasıl çıkarıldığını hüzünle görüyoruz. Solun içinden emek değerlerinin nasıl çıkarıldığını,
solun içinden işçinin, fakirin, yoksulun nasıl çıkardığını hüzünle görüyoruz. Milliyetçiliğin içinden milletin nasıl çıkarıldığını, millet sevgisinin, Türk milleti sevgisinin sadece Kürt düşmanlığına, mazlum Kürt halkı düşmanlığına indirgenerek bu ülkenin açık ve gizli işgaline hiç ses çıkarılmadığını da hüzünle görüyoruz. Şu aşamadan sonra yapmamız gereken tek şey vardır. Saf, temiz, namuslu insanlar olarak sadece milletimizi düşünmek. Bu ülkenin liderleri veya lider adayları hata yapmış olabilirler. Unutmasınlar ki bu millet Erdoğan'ı bile affetti. Ama Erdoğan hata yapmaya devam ediyor. Erdoğan ne yazık ki millete zarar verecek işlemler yapmaya devam ediyor. Bize düşen şudur. Şu gün bütün entelektüel birikimimizde, bütün tecrübemizde hepimiz devlette çalıştık, okuduk, yazdık, görüyoruz. Ve bu millete bir hayır borcumuz var. Ve ne olursa olsun bilmeden oy verenlere bir şey demem. Ama evet oyu verenlerin evet çıkmayacak, evet çıkarsa hayır oyanı verenlere bir vatan borcu olacaktır. Bu 2010 referandumuna benzemez, bu diğer atalara benzemez. Bu kadar açık bir tablo karşısında herkes aklını, vicdanını, ahlakını ortaya koyacak ve sandığa bir hayır bırakacak. Şansımız ve çaremiz budur. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Sen okutan size teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Süremiz bitti. Bizden bu akşam bu kadar. Süremiz bitti. Bir dahaki sefer inşallah. Bizden bu akşamlık bu kadar. Her şeyden önce hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.